Bulunda yakalandı bilgisi elimizde ama nerede, nasıl yakalandığının bilgisi var mı Mustafa? Evet, sizin de az önce belirtmiş olduğunuz gibi yani 2 gün önce işte tamamıyla bilgileri, ismi, fotoğrafı, her şeyi yani asayiş güçleri tarafından bütün halka dağıtıldı. Neden bu yapıldı? Çünkü yani nereye gittiği belliydi fakat daha yakalayamamışlardı. Bildiride de şu yer alıyor, yani dikkat çeken cümlelerden biri: halka teşekkür ediyoruz bize yardımcı oldukları için. Yani demek ki bu fotoğrafı yayınlamaları onlara çok yardımcı olmuş ve halk onun nerede olduğunu O zaman bir ihbarla mı yakalandı acaba Mustafa? Yani bildiride öyle söyleniyor. Bu da bize bir ihbarla yakalandığının bilgisini aslında açıklamış oluyor. Nerede yakalandı? Aslında yakalandığı yer de çok önemli Helin. Çünkü Mahmura yani güzergahta olan bir mahallede yakalandı. Yani aslında Mahmur'a gitmek istemiş fakat bütün giriş çıkışlar, yani kontrol noktaları konulduğu için ve giriş çıkışlar kapatıldığı için terörist gidememiş, yani kaçamamış. Fakat o bölgelerde yine terör örgütüne yakın birilerinin evinde saklanmış, o bölgede kalmış. Herhangi bir fırsatta o bölgeden kaçıp yani Mahmur'a en yakın mesafede, Erbil'in Mahmur'a en yakın mahallesinde aslında kendini gizlemiş, bir evde saklanmış. Tabii evdeki o diğer terör örgütü yandaşları da yakalanmış. Yani kendisiyle beraber en az bir 4 kişi olduğu söyleniyor. Yani onlar yakalanmışlar. Ha, bu da tabii en sevindirici haberdi. Yaklaşık 1,5 saat önce bu sevindirici haber geldi. Yani biliyorsunuz çok büyük bir travma yaşamıştı. Evet. Yani ÖKB bölgesi içinde çok büyük bir aslında trajediydi. Çünkü ilk defa biz yani misyonlarda ilk defa bir diplomat böyle bir terör eylemine yani gidiyor ve şehit oluyor. Tabii ilişkilerini güçlendirmek istedikleri, yeni bir sayfa açmak istedikleri Türkiye'ydi. Yani Türkiye'nin bir diplomatı bu olayda şehit oluyor. Bu da hani ilişkileri bozmak için aslında bir adım olduğu söyleniyor. Yani Kuzey Irak ve bölgesel Kürt yönetimi bu şekilde bakıyordu olaya. O yüzden çok fazla üstüne gitti ve hemen bilgilerini de yayınladı. Bu da tabii dediğim gibi bilgileri yayınlaması da onların bir an önce işlerini kolaylaştırdı. Mustafa, hemen şunu da sorayım. Şimdi 3 saldırgandan bahsediliyordu ama yakalanan Mazlum Dağ. Bu arada etrafta güvenlik kameralarının olduğundan da bahsetmiştin ilk bağlantımızda, saldırının ardından seninle yaptığımız bağlantıda, yanlış hatırlamıyorsam. Ama biz sadece 3 saldırgandan bahsedilirken bir saldırganın, yani Mazlum Dağ'ın fotoğrafını gördük. Onun eşkalini konuşuyoruz birkaç gündür. Diğer 2 saldırganın fotoğrafa eşkali belli değil mi? Onların bulundukları yere ilişkin bir bilgi var mı? Çünkü o saldırganlardan birinin de yaralandığının iddiası vardı saldırı sırasında. Ya benim edindiğim bilgiye göre, tabii isminin açıklanması istemediği bir yetkiliden aldığım bilgiye göre bir tek yaralı olan aslında şu an kayıt nerede olduğu belli değil. Bu da tabii şimdi Mazlum Dağ yakalanca yani ana terörist ve hatta faili yapan terörist Mazlum Dağ olduğu söyleniyor. Yani o tetiği çeken, aslında suikastçı yapan Mazlum Dağ, o yüzden onun üzerine çok fazla duruyorlardı. Fakat diğer ona yardım veya taklit yapan da yakalandığı bilgisi geliyor. O da daha sonra onu da açıklayacaklarını söylediler. Ama önemli olan yani birinci derecedeki faili yakalamaları ve bunu kamuoyuna açıklamalarını istiyorlardı. Diğer yaralı olan hakkında daha, yani akıbeti hakkında bilgi yok. Bir tek o kaldı. Yani o da büyük bir ihtimalle yani yarasının ağır olmasından dolayı da belki de hayatını kaybetmiştir. Yani. Mustafa, bir saniye, şimdi bu dediğin önemli. Bunun altını bir çizelim. Biz Mazlum Dağ konuşuyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren ismin yakalandığından bahsediyoruz ama aslında 2 saldırgan daha vardı. Yaralı olana ilişkin şu an bilgi yok ama bir diğerinin, senin elde ettiğin kaynaklara, bilgilere göre onun da yakalandığına dair bir bilgi var diyorsun değil mi? Daha açıklanmadı resmi olarak ama elde ettiğin bilgiler bu yönde. Yani o dediğim gibi yani bazı, biliyorsunuz bu konular hassastır. Yani özellikle ÖKB'ye yani yönetimi de yetkilileri de o konuda çok fazla ketum oldular. Yani daha önce bu tür yani öldürme olaylarında hemen
o görüntüler ve hatta gizli kamera ve hatta ne bileyim işte güvenlik kameraları görüntüleri sızardı. Fakat bu defa fark ettiyseniz hiçbir şekilde görüntüler de sızmadı. Yani o bölge hala şu ana kadar da yani bugüne kadar da birkaç saat öncesine kadar da o bölge trafiğe bile kapalıydı. Yani hiçbir şekilde o restoranın etrafına insanları sokmuyorlardı. Uzaktan yani insanlar oraya gidiyordu. Basın mensupları gidiyordu ama içeri kesinlikle kimseyi sokmuyorlardı. Bu da onların bu işi ne kadar titizlikle aslında yürüttüğünü de gösteriyor. Yani bir şekilde onlar için de dediğim gibi yani bir artık söz gibi olmuşlar. Özellikle Türkiye ile ve yani onlar için de çok büyük bir tramvaydı. Diğeri de yakalandığına dair aslında bilgiler var fakat o da ileriki saatlerde veya ileriki günlerde yani sorgulamanın seyrine göre. Ama şunu da hemen altına çizelim aslında Helin. Yani önemli olan Mazlum Dağ'ın sağ salim yakalanması. Bu çok önemli. Evet. Yani ne söyleyecekleri Mustafa? Şimdi ifadesi sorgusunda neler söyleyeceği önemli senin de dediğin gibi. Yani tabii. Mazlum Dağ'ın sağ yakalanmış olması önemli ama şu ana kadar herhangi bir sorgusuna, ifadesine dair bir bilgi yok değil mi? Belki de o sorgulama bile henüz başlamamış mı olabilir? İşte ne dediğim dersin? Gibi belki yani daha fazla hani kimler var, bu örgütte kim var, kim yataklık etmiş, kim yatmış. Aslında şunu da hemen altına çizelim. Yani bu olayı olduktan sonra yaklaşık 150 kişiye yakın onu tanıyan çünkü bu terörist bir yerde çalışıyor ve bunun arkadaşı var, bunun çevresi var, bunun oturduğu kalktığı özellikle yani bir AVM'de bir lüks bir restoranda çalışıyor. İnsanların gittiği sadece insanların değil ve diğer diplomatların da gidip orada oturup kahve, içki ve yemek yediği bir yer. Yani o yüzden biraz titizlikle ya bu iş yürütüldü. Yani bu bir tek Mazlum Dağ değil. Diğer bütün onunla iletişimde olan ve o şebekeyi de aslında yani çok insanın yakalandığı daha önceki bilgilerde vardı. Fakat işte dediğim gibi yani onun sağ yakalanması ve kameraların karşısına çıkarılması, fotoğrafın çekilmesi ve basına verilmesi aslında bu çok müjdelici bir haberdi. Çünkü bütün şebeke kimdir, nasıl yapıldı, hangi örgüt bunu destekledi, arkasındaki yani planlar nedir ne değildir hepsi yani güzel bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bunun elbette bir müddet sonra kamuoyuyla paylaşılacak fakat istediklerini tabii kamuoyuyla paylaşacaklar. Biz de yine yani elimize geçen bilgileri sizinle de paylaşırız ama güzel olan ve bizi sevindiren bizim işte diplomatımızı şehit eden bu terörist sağ bir şekilde yakalandığı ve bundan sonra da elbette yani cezasını çekecek. Evet ve aydınlığa kavuşacak. Bakalım şimdi ifadesine sorgusuna neler söyleyecek Mustafa Kerim.